Peki, biraz da bu ağır sanayi, ağır topları bir şey yapalım. Kocaeli'yle başlayıp mesela. Hemen bakalım. Şimdi Tüpraş tarafı evet %1'lik bir yukarı yönlü seyir var. Şimdi petrol fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda 70 dolarlı seviyelere kadar dayanan bir fiyatlama mekanizması gördük ve petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyirle birlikte acaba şirketin rafineri marjları tarafında bir aşağı yönlü seyir olur mu sorusu gündeme geldi. Ama 70 dolarlardan biraz daha arz kısıntıları nedeniyle birlikte tekrardan bugün 74 dolarlara kadar yükselen petrol fiyatlarını görüyoruz. Ve buna bağlı olarak da biraz daha Tüpraş tarafında yukarı yönlü bir hareket olduğunu açıkça söyleyebilirim. Orta vadede takip edilmesi gereken şirketlerden bence bir tanesi. Şu an için indikatörler tarafına baktığım zaman aşırı alım bölgesine yavaş yavaş girmeye başlamışlar. Ama size şunu da söyleyeyim. Bugünkü yukarı yönlü seyir, bütün piyasa için konuşuyorum. İndikatörler tarafında bir düzelme emaresinin tam anlamıyla olduğu anlamına gelmez. Biraz daha kısa vadeli olarak baktığımda ama Tüpraş tarafının Borsa İstanbul BIST Endeksinden son bir haftada pozitif ayrıştığını görebiliyorum. Ve buradaki pozitif ayrışmayla birlikte hem RSI hem CCI indikatörünün biraz önce de söylediğim gibi referans değerlerin yakınında hareket etmesi yukarı yönlü hareketin devam edebileceği anlamını taşıyor. Bugünkü kapanış 60 günlük hareketli ortalama neredeyse 165'li seviyelerde. Bu seviyelerin üstünde kalındığı sürece hisse senedinde kısa vadeli 171 seviyesi hedef haline gelebilir diye düşünüyorum. Aşağı yönde de 161 seviyesini yakından takip etmemiz gerekiyor. Peki hazır Tüpraş'tan başlamışken ve Petkim, Kardemir o ağır topları peş peşe bir konuşalım mı? Ne dersin? Tabii ki konuşalım. Petkim tarafında özellikle etilen nafta spredini daha da yakından takip etmeye başladık bu süreç içerisinde. Çünkü etilen nafta spredinde yukarı yönlü bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman da bugün %1,5'luk yukarı yönlü bir hareket var. Petkim tarafında da indikatörler tarafı biraz daha yön arayışı içerisinde olmasına rağmen yukarı yönlü gitme eğilimine biraz daha yakın olduğunu görebiliyorum. Hisse senedinde 23.35 ve 22.20 arasında bir yön arayışı var. Hisse senedinin 23.20 seviyesine geçmesi durumunda kısa vadeli 24.5 seviyesi hedef haline gelebilir. Geri çekilmelerde de 22.20 seviyesi ve etilen nafta spredi yakından takip edilmeli. Hemen Kardemir Diyarbakır'a bakalım. Kardemir Diyarbakır hani yani Kardemir Diyarbakır'ın bence yukarı yönlü sinyallerini verebilmesi için 25.90 seviyesini kırması gerekiyor. 25.90 seviyesi kırılmadan tam anlamıyla yukarı yönlü hareketin başlayabileceğine dair ben sinyalleri çok aldığımı açıkçası söyleyemeyeceğim. Pivot seviye olarak 24.10 yakından takip edilmeli. Geri çekilmelerde de 23.15 kuvvetli destek seviyesi.